Herkese yeniden merhaba. Tesmen'in Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel, harika duran yeleğimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir yelek şu şekilde baktığımızda. Yaprak desenli, harika duran, yakadan başlamalı giden bir yeleğimiz. Şu şekilde yakadan başlıyoruz yeleğimize. Kollarımızı kadar yapıyoruz, artırmamızı. Daha sonra beden kısmına geçiyoruz. İliklerimizi de 12 sırada bir açıyoruz. Şu şekilde düğmeler kullandım. Sizler dilediğiniz şekillerde düğmeler kullanabilirsiniz. Yeleğimizin ön kısmı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde. Gördüğünüz gibi harika duran bir yelek. Çok şık duruyor. 2-3 yaşa rahatlıkla olabilecek bir yelek. Ben orta kalınlıkta bir ip kullandım. 2 yumağa yakın ip kullandım. 3,5 numaralı da şiş kullandım. Yeleğimiz bu şekilde. Dilerseniz şimdi daha detaylı yapılışına ve anlatımına geçelim. Geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, kanalıma ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, yeleğim için ben Lamia'nın Baby Balm beyaz ipini kullandım. Anti-peeling özellikli. Şu şekilde renk ması isteyenler için de şu şekilde göstereyim. Dokusu, yumuşaklığı harika bir ip. Siz dilediğiniz başka iplerle de markalarla da yapabilirsiniz yeleğinizi. Ben bu iple çalışmayı tercih ettim. Bunun için 3,5 numaralı şiş ve misineli şiş kullanacağım. Şu şekilde yaka kısmını ilk olarak ben şişle öreceğim. Daha sonra misineli şişime geçeceğim. Çünkü yeleğimiz büyüdükçe şişlerle örmesi zorlaşacağı için misineli şiş kullanacağım. Dilerseniz şimdi yeleğimizin yaka kısmından başlayalım. İlk olarak ben ilmeklerimi atarak yeleğime başlayacağım. Yeleğimizi 112 ilmekle başlıyoruz. Şu şekilde ipimi alıyorum. Ve 112 ilmek atıyorum şişime şu şekilde. Siz ilmeklerinizi nasıl atıyorsanız o şekilde atabilirsiniz. Bu şekilde 112 tane olana kadar ilmeklerimi atıyorum. Evet, şişime ilmeklerimi attım. Toplamda 112 ilmeğimi attım. Ve hemen yaka kısmıyla devam ediyorum. Yaka kısmında haroşa örüyorum. Şu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arkada ve önde. Ben haroşalarımı düz olarak elde ediyorum. Sizler eğer ters olarak örerek de aynı şekilde haroşalarınızı elde edebilirsiniz. Önde ve arkada ters örerek. Ben düz örerek haroşalarımı yapıyorum. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Evet, sıra başına kadar hepsini düz ördüm. Tekrar döndüm. Aynı şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir sıra haroşam oluştu. Bu şekilde 4 sıra haroşa olana kadar bu şekilde önde ve arkada düz olarak örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde 4 diş haroşamı ördüm. 5. sıramda, yani 5. diş haroşamda modelimi uygulamaya geçiyorum. Bu şekilde gördüğümüzde 1, 2, 3, 4. 4 tane haroşamı tam olarak yaptım. 5. de ön yüzdeyim. Ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Modelimi uygularken misinalı şişime geçiyorum.
daha rahat örgümüze devam edebilmek için. Çünkü artırmalarımız da olacağı için. Kenarlarda 7'şer ilmek kenar patları koyuyorum. Bunun için 7 tane ilmeğimizi önde ve arkada aynı şekilde haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum kenar katım için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 tane ilmeğim kenar katımı oluşturuyor. Modelime başlamadan önce de ön tarafta 5 tane ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi düz ördükten sonra 2, 4, 6, 7, 7 tane kenar için, 5 tane de önler için. Daha sonra buradan sonra modelimi uygulamaya başlayacağım. Modelim için başını dolayıp, daha doğrusu bir düz örüyorum, başını doluyorum. Daha sonra devam ediyorum modelimle. Artırma yerlerimde olacağı için 5 tane ilmekten sonra başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum ve modelimle devam ediyorum. Şu artırmamız artırma yerimizi oluşturuyor. Buradaki artırmamız da model kısmımızı oluşturuyor. Başını doladım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar başını doluyorum. 3 tane ilmeğimi birlikte keseceğim. Şu şekilde birini aldım. Bu 2 ilmeğimi yerlerine şu şekilde değiştiriyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Ve örmeden aldığım ilmeğimi diğerlerin üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Bu 2 ilmeğimi sayatacak şekilde kesiyorum. Tekrar başını doluyorum. 2 tane düzümü örüyorum. 1, 2. 2 tane düzümü ördükten sonra 3 tane ilmeğimi tekrar kesiyorum. Üçünü birlikte şu şekilde ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Kestim ve boşaldığımı diğer ikisinin üzerinden geçirdim. 2 tane düzümü örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. Modelimi kurmuş oldum. Modelim 15 ilmekten oluşuyor. Bu araları da artırmalar yaptığımız için ne yaptık? Bir ilmek daha eklemiş olduk. Başını doladıktan sonra kol kısmına geçiyoruz. Daha doğrusu artırma yapacağız. Bir tane düz ördüm. Başını doladım. Bu da artırma yerimizi oluşturuyor. Yeleğimizin. Daha sonra kol için 2 tane düz örüyorum. 2 tane düzümü ördüm. Kolum için 2 tane düzümü ördükten sonra tekrar buradaki gibi modelimi uygulamaya başlıyorum. Ne yapıyorduk? Artırma yerini oluşturacağımız için başını doladım. Bir tane düz ördüm. Tekrar başını doladım. Ve modelimin kurulumuna başlıyorum. Başını doladıktan sonra 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 düzümü ördüm. Tekrar başını doladım. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisinin yerlerini değiştirip şu şekilde ikisini birlikte kesiyorum. Örmeden aldığım bunların üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. Bu 2 ilmeğimi sayatacak şekilde kesiyorum. Tekrar başını doluyorum. 2 düz örüyorum. 1, 2. 2 tane düzümü ördükten sonra 3 tane ilmeğimi tekrar kesiyorum. İlk ikisinin yerini değiştirdim. Ve diğerini onun üzerinden geçiriyorum. 2 tane düzümü örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. Bir düz. Modelimizi kurmuş olduk. Tekrar artırma işlemini yapıyorum. Artırma işlemini yaptıktan sonra arkası için de
16 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Düz olarak ördükten sonra tekrar modelimizi kurulumuna başlıyoruz. Başını doluyorum. Bu artırma yerimizi oluşturuyor. Bir düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum ve modelime başlıyorum. Başını doladıktan sonra 3 düz örüyorum. 2, 3. 3 düzümden sonra tekrar başını doluyorum. Ve 3 ilmeğimin birlikte kesiyorum. İlk ikisinin yerini değiştirip ikisini birlikte kesiyorum. Daha sonra örmeden aldığım ilmeğimi bu ikisinin üzerinden geçiriyorum. Kestiğim ilmeğim üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. İkisini birlikte sağa yatacak şekilde kesiyorum. Evet. Sağa yatacak şekilde kestiğimi başını doladım. 2 düz örüyorum. 2 düzümden sonra 3 ilmeğin birlikte, 3'ünü birlikte kesiyoruz. Şu şekilde ilk ikisinin yerini değiştirdik. İkisini birlikte kestim. Kestiğim ilmeğim üzerinden örmeden aldığım ilmeğimi geçirdim. 2 tane düzüm örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. 1 düz. Tekrar başını doluyorum. Bu artırma yerimizi oluşturuyor. Buradaki artırdığımızda model kısmımıza oluşturuyor. Evet, başını doladım. Başını doladıktan sonra ne yapıyorduk? Kol için 2 tane ilmek düz örüyorduk. 1, 2. 2 tane düzümüzü ördükten sonra tekrar model kısmını uyguluyoruz. Başını doluyorum. Bu artırma yerimi oluşturuyor. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Modelimle devam ediyorum. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlmeklerimi yerini değiştirdim. 2. ve 3. ilmeğimi. İkisini birlikte kestim. Kestiğim ilmeğim üzerinden örmeden aldığım ilmeğimi geçirdim. Başını doladım. 2 ilmeğimi sağa yatacak şekilde kestim. Bu şekilde. Tekrar başını doladım. 2 tane düz örüyorum. 1, 2. 2 düzümü ördükten sonra 3 tane ilmeğimi tekrar 3'ünü birlikte keseceğim. İlkini örmeden aldım. Diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte düz olarak kesiyorum. Örmeden aldığımı bunun üzerinden geçiriyorum. 2 tane düzüm örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. 1 düz örüyorum. Modelimi tamamlamış oldum. Tekrar başını doluyorum. Bu artırma yerimiz oluyor. Önde 5 tane düzümüzü örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 7. Bu 7 tane ilmeğim de kenar patımı oluşturuyor bu tarafta. Ve burada ilmeğimizi de açacağız şimdi. 1 tane düzümü ördüm. Şu şekilde ikisini birlikte sağa yatacak şekilde kestim. Başını doladım. 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğim. Evet. İlmeğimizi açmış olduk. Dönüyorum. Evet. Şişimizi bırakıyoruz. Misin alışımızla devam ediyoruz. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 tane ilmeğim kenar patımı oluşturduğu için düz olarak ördüm. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Şu artırma yaptığımız yerlere geldiğimizde bu ikisinin arasındaki bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sadece buradaki artırma yaptığımız yerlerdeki ilmeklerimizi arkada ve önde düz olarak örüyoruz.
Dediğim gibi şu artırma yaptığım burada var. İki tane artırma yaptığım yer şurada var. Bu şekilde buraları düz olarak örüyoruz. Doladığımı ters ördüm. Ortadakini düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şuradaki artırma yaptığımız yerde yapmıyoruz. Sadece kenarlarda artırma yapmıştık. Oralarda düz olarak örüyoruz artırma yaptığımızın ortasındaki ilmeğimizi. 10 11 12 13 14 15 Modelimiz zaten 15 ilmekten oluşuyordu. 15 ilmeğimizi ördük. Ördükten sonra gördüğünüz gibi iki tane artırma yaptığımın ortasındakini düz olarak örüyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Bu iki tane kolum içinde. Buradan sonra tekrar aynı şekilde ne yapıyorum? Tersimi ördüm. Bu aradaki düz olarak örüyorum. Buradan sonra 15 tane daha sayıyorum. Daha sonra tekrar düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunu düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Buradaki 16 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Burası arka kısmını oluşturuyor. İlk dolama yaptığım yere kadar, pardon, şuradaki dolamaya kadar ters olarak örüyoruz gene. Evet, buradaki dolamaya geldiğimizde ne yapıyorduk? Şu ortadakini düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm. Diğer 15 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ördükten sonra bu aradakinde düz olarak örüyorum. Burada kol kısmı için 2 tane, 1 tane de artırma yaptığımız yer var. Buraları ters örüyorum. Buraya geldiğimde tekrar bu ortadakinde düz öreceğim için bunu ters ördüm. 1 düz. 15 tane tekrar ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buraya geldiğimde tekrar bunu düz örüyorum. Diğer burada 7 tane ilmeğim kalana kadar diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. İki, dört, altı, yedi. Yedi tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Modelimin kurulumunu yaptık. Dönüyorum. Üçüncü sıradayım. Yedi tane ilmeğimi örüyorum kenar için. Dört, beş, altı, yedi. Yedi taneyi ördük. Artırma yaptığımız yere kadar ilmeklerimizi örüyoruz. 2 3 4 5 6 Şu ortadaki ilerleyen ilmeğimiz başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Başını doladıktan sonra 3. sıramızda şu aradaki 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. 1 2 3 4 5
5 tane ilmeğimizi ördük. Başını doluyorum. Üçünü birlikte kesiyoruz. İlkini örmeden alıyorum. Bu ikisine yerlerini değiştirip düz olarak kesiyorum. Örmeden aldığım bunun üzerinden geçiriyorum bu şekilde. Başını doluyorum. 2 düz örüyorum. 1 2. Daha sonra üçünü birlikte kesiyorum. İlkini örmeden aldım. İkisini yerlerini değiştiriyorum. Kestik. Örmeden aldığımda bunların üzerinden geçiriyorum. 2 tane düzümü örüyorum. 1 2. Başını doluyorum. Tekrar bu ortadaki kısmı örüyorum. Ve artırma yaptığım yere geldim. Kol kısmı şurası. Başını doluyorum. Buradaki 4 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4. Koldaki 4 tane ilmeğimizi ördük. Tekrar artırma yapıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar başını dolayıp modelimle devam ediyorum. 3. sırasındayız modelimizin. Başını doladım. 5 tane düz örüyorum. Şu araya kadar 1 2 3 4 5. 5 tane düzümü ördükten sonra başını doladım. Üçünü birlikte kesiyorum. Şu şekilde. Başını doluyorum. 2 tane düz örüyorum. 1 2. 2 tane düzümü ördükten sonra 3 tane ilmeğimi tekrar kesiyorum. İlkini örmeden alıp diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdiklerimi ikisini birlikte kesiyorum. Örmeden aldığımı bunun üzerinden geçiriyorum bu şekilde. 2 tane düzümü örüyorum. 1 2. Başını doluyorum. Burasını düz olarak örüyoruz. Tekrar başını doluyorum. Burası arka kısmını oluşturuyor. Buraya kadar artırma yaptım. Yani şuradaki yere kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan. Evet, tekrar buraya geldik. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Modelimle devam ediyorum. Doladığım yere kadar 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Başını doluyorum. Üçünü birlikte keseceğim. Şu şekilde ilkini örmeden aldım. İkisinin yerlerini değiştirip kestim. Örmeden aldığım onun üzerinden geçirdim bu şekilde. Daha sonra başını doluyorum. 2 düz örüyorum. 1 2. 2 tane düzümü ördükten sonra 3 ilmeğimi tekrar kesiyorum. İlkini örmeden alıyorum. İkisinin yerlerini değiştirip düz olarak kesip örmeden aldım. Onun üzerinden geçiriyorum. 2 düzümü örüyorum. 1 2. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar artırma yaptığımız yere geldik. Şu kol kısmına başını doluyorum. 4 taneyi örüyorum kol için. 2 3 4. Başını doluyorum. Bu aradaki modelimizi yapıyoruz. Tekrar başını doluyorum. Başını doladıktan sonra modelimle devam ediyorum. 5 tane düz örüyorum. 2 3 4 5. Başını doluyorum. İlkini örmeden alıyorum. Üçünü birlikte keseceğim için ilkisinin yerlerini değiştirdim, kestim. Örmeden aldığımı da onun üzerinden geçirdim. Başını doluyorum. 2 tane düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte keseceğim. İlkini örmeden aldım. Diğer ikisinin yerlerini değiştirip kesiyorum. Diğerini de onun üzerinden geçirdim. 2 düz, 1 2. Başını dola, 1 düz. Evet, tekrar modelimizi uyguladık. Artırmamızı yapıyoruz. Başını doladım. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tekrar döndüm. Arka yüzdeyim. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 4 5 6 7. 7 taneyi düz olarak ördüm. Ne yapıyordum? Şuradaki
ilmeğime kadar ters olarak örüyorum. Şuradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkada hep aynı ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İlk seferde kurulumunu yapıp ilk sırasını yaptıktan sonra şöyle baktığımızda zaten belli oluyor. Bundan sonra hep aynı şekilde bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz önde ve arkada. Diğer ilmeklerimizi arka sırada hep ters olarak örüyoruz. Şu şekilde ilerliyoruz. Evet, şöyle baktığımda gördüğünüz gibi bu ilmeğimizi ne yapıyoruz? Düz olarak örüyoruz. Diğerlerini ters olarak ördük. Buradaki ve buradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Burada da aynı şekilde şöyle baktığımızda buradaki ve buradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Diğerlerini ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde örüyoruz burayı da. Evet, tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve 5. sırasındayım modelimin. Kenardaki 7 tane ilmeğimi örüyorum. 3, 6 ve 7. 7 tane kenar patımı ördüm. Buradaki artırma yaptığım yere kadar olan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, artırma yaptığım yere kadar düz ördüm. Başını doladım. Bir düz örüyorum. Buradaki ilmeğimizi arkada da düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi şekilde baktığımızda arkada da önde de belli oluyor. Ona göre o şekilde örebiliriz arkada ve önde. Başını doluyorum ve modelimle devam ediyorum. Başını doladıktan sonra iki düz örüyorum. 1, 2. İki düzümden sonra 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlkini örmeden aldım. İkisini yerlerini değiştirip ikisini birlikte kestim ve diğerini onların üzerinden geçirdim. İki tane düzüm örüyorum. 1, 1, 2. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir düzden sonra üçünü birlikte kesiyorum. İlkini örmeden alıp diğer ikisini kesiyorum ve örmeden aldığımı onun üzerinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum, başını doluyorum, bir düz, tekrar başını doluyorum, bir düzümü ördüm. Gördüğünüz gibi 5. sıramızda bu şekilde yaptık. Devam ediyorum. Burası kol kısmımızı oluşturuyor. Başını doluyorum. Bu aradaki artırma yaptığım yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Buraya kadar düz olarak ördüm. Başını doladım. Bir düz örüyorum. Tekrar başını dolayıp modelimle devam ediyorum buradaki. Başını doladıktan sonra ne yapıyorduk? İki düz örüyorum. İki tane ördükten sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlkini örmeden alıyorum. Diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Şime takıp ikisini birlikte kesiyorum. Örmeden aldığımı diğerinin üzerinden geçiriyorum. 2 tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. İkisini birlikte sola yatacak şekilde kesiyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir düzden sonra 3 tane ilmeğimi tekrar birlikte kesiyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Tekrar başını doluyorum. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Buradan sonra arka kısma geldik. Başını doluyorum. Artırmamı yapıyorum. Ve buradaki ilmeklerimi artırma yaptığım yere kadar düz olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyorum. Evet, buraya kadar artırma yaptığım yere kadar ördüm. Başını doladım. Bir düz. Tekrar başını dolayıp modelimle devam ediyorum. İki düz örüyorum. Bir, iki. İki düzümden sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum.
İlkini örmeden aldım. Diğerlerinin yerlerini değiştirip üçlü kesmelerimi hep aynı şekilde yapıyorum. Bu şekilde kestim. Daha sonra iki tane düzüm örüyorum. Bir, iki. Başını doluyorum. İkisini birlikte sayatçak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Bir düzden sonra tekrar 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Tekrar başını doluyorum. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Buraya geldiğimde de burası kol kısmımızda. Başını doluyorum. Bu aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, bu aradakileri düz ördük. Buraya geldiğimde tekrar artırma yapıyorum. Başını doladım. Bir düz. Başını doluyorum. Buradaki modelimi tekrar uyguluyorum. Beşinci sırasında iki tane düzüm örüyorum. İki düzümden sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İki düz. Bir, iki. Başını dola. İkisini birlikte sayatçak şekilde kes. Başını dola. Bir düz. Bir düzden sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir düz. Başını dola. Bir düz. Tekrar başını dola. Buradaki ilmeğimizi ördük. Ve burada tekrar artırma yapacağız. Başını doluyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Döndüm. Arka yüzdeyim. 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Şu kenardaki artırma yaptığım yerlere kadar şekilde gördüğünüz gibi buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sadece bu ilmeklerimi düz örüyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Arka sırada hep aynı işlemi yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buradaki dolamalarda değil. Zaten şöyle baktığımızda belli oluyor. Düz olan ilmeklerimiz. Bunları düz örüyoruz. Diğerlerini ters olarak örüyoruz. Evet, örgümün tekrar ön yüzündeyim ve 7. sırasındayım modelimin. Kenardaki 7 ilmeğimi örüyorum. Kenar patım için. 3, 4, 5, 6, 7. Ördükten sonra artırma yaptığım yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırma yaptığım yere geldiğimde başını doluyorum. Bir düz. Başını dolayıp modelimle devam ediyorum. 2 düz örüyorum. 1, 2. 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. İkisinin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. İkisini birlikte kesiyorum. Ve diğerini bunların üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde. İki tane düzüm örüyorum. Bir, iki. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Kesme işlemini de yaptım. Başını doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Başını dola. Bir düz. 7. sıramı da uygulamış oldum modelimde. Devam ediyorum. Şu kol kısmım burası. Artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yapıp düz olarak örüyorum. Buraya geldiğimde modelimle devam ediyorum. Başını doladım.
iki düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum iki düzümden sonra. Bu şekilde. Daha sonra iki düzüm örüyorum. 1 2. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını doluyorum. 3 düz. 1 2 3. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum şuradaki. Tekrar buraya geldiğimde arka kısmı oluşturuyor. Artırmam yapıyorum. Bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer artırma yaptığım yere kadar. Evet, artırma yaptığım yere kadar arka kısmında düz olarak ördüm. Artırma yaptığım yere geldim. Artırmam yapıyorum. Bir düzüm örüyorum. Tekrar başını dolayıp modelimle devam ediyorum. İki düzüm örüyorum. Artırma başını doladıktan sonra iki düz. İki düzden sonra 3 tane ilmeğimi birlikte keseceğim. İlkini örmeden aldım. Diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. Şimdi takıp ikisini birlikte kesip diğerini de onun üzerinden geçiriyorum. İki düzüm örüyorum. 1 2. Başını doluyorum. İki ilmeğimi sağa sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte keseceğim. İlkini örmeden aldım. Diğer ikisini yerlerini değiştiriyorum. Şimdi takıp ikisini birlikte kestim. Diğerini de onun üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. 3 düz. 1 2 3. Başını doladım. 1 düz. Tekrar kol kısmına geldik. Kol kısmına geldiğimde artırmamı yapıp bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar başını dolayıp modelimle devam ediyorum. 2 tane düzüm örüyorum başını doladıktan sonra. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlkini örmeden alıp diğer ikisini yerini değiştirip ikisini birlikte kesiyorum. Örmeden aldığımı bunun üzerinden geçiriyorum. 2 düzümü örüyorum. 1 2. Başını doluyorum. 2 ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını doluyorum. 3 düz. 1 2 3. Başını doluyorum. Buradaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada tekrar artırmamı yapıyorum ön taraf için. Buradaki ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Arka kısmında söylediğim şekilde örüp geliyorum. Ön yüzdeyiz ve 9. sırasındayız modelimizin. Kenardaki 7 patımı örüyorum. 7 ilmeğimi. Ördükten sonra artırma yaptığım yere kadar düz olarak örüyorum. Artırma yaptığım yere geldiğimde ne yapıyorum? Başını doluyorum. Düz örüyorum. Başını dolayıp modelimle devam ediyorum. 2 düzüm örüyorum. 2 düzümden sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İki düz örüyorum tekrar. 1 2. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Tekrar başını dolayıp 5 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Başını doluyorum. 1 düz. 9. sıramızda yapmış olduk. Buradaki yaprağımız biterken buradaki yaprağımızı başladık. Gördüğünüz gibi şurada başlamış olduk. İlerliyoruz, yarısına geldik. Bu biterken diğer yaprağımızın yarısını
yapmış oluyoruz. İlerliyoruz. Burası kol kısmı, artırmamı yapıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Başını doluyorum. Düzümü ördüm. Ve tekrar buradaki modelimi uyguluyorum. Başını doluyorum. 2 düz, 1, 2. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde. 2 düz örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını doluyorum. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. Başını doluyorum. 1 düz. Artırmamı yapıyorum. Tekrar bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burası arka kısmı. Yeleğimizin düz olarak örüyoruz buradakileri. Artırma yaptım. Yere kadar düz ördüm. Tekrar artırmamı yapıp düzümü örüyorum. Modelime başlıyorum. Başını doladım. 2 düz. 1, 2. Daha sonra 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. İki düz örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını dolayıp 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başını dola. 1 düz. Kol kısmımız, artırmamı yaptım. Başını doladım. Bu aradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar artırmamı yapıp düz olarak örüyorum. Ve buradan sonra model kısmına devam ediyorum. Başını doladım. 2 düz. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 düz örüyorum. Başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını dola. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. Başını doluyorum. 1 düz. Ve bu ön kısım için de artırmamı yapıyorum. Başını doladım. Buradaki bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Arka kısımda da kenar patlarımı düz örüyorum. 7'şer tane ilmeklerimi. Şu aralardakileri de düz örüyorum. Diğerlerini ters örüp geliyorum. İlemizin tekrar ön yüzündeyiz ve modelimizin 11. sırasındayız. Kenardaki 7 ilmeğimi örüyorum. Kenar patları için düz olarak bu şekilde. Buradaki artırma yaptığım yere kadar düz olarak örüyoruz. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Artırmamı yapıyorum. Düzümü örüyorum. Daha sonra bu taraftan sonra modelimize geçiyoruz. Burada modelimizi uyguluyoruz. Şöyle baktığımızda buraya modelimizi yapıyoruz. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir düz. Daha sonra 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 2 düz. 1, 2. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İki düz örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. 1 düz. Evet, 11. sırasında bu şekilde tamamladık. Buradaki yaprağımızı bitirmiş olduk gördüğünüz gibi. Diğerinde yarısına geldik. Devam ediyorum. Burası kol kısmımızı oluşturuyordu. Başını doladım.
Bu aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırmamı yapıp bir düz örüyorum. Daha sonra tekrar buradaki modelime devam ediyorum. Başını doladım. Bir düz. Başını doluyorum. Bir düz. Ve 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu 2 ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. Başını dola. 2 düz. 1. 2. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 düz. 1. 2. Başını doluyorum. 1 düz. Modelimizi tekrar uyguladık. Ve buraya geldiğimizde arka kısım artırmamızı yapıp diğer artırma yaptığımız yere kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, buraya geldiğimde tekrar artırmamı yapıp bir düzümü örüyorum ve buradaki modelimle devam ediyorum. Başını doladım. Bir düz. Başını doluyorum. Bir düz örüyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Pardon, şurada ilkini örmeden alıyordum. Diğer ikisinin yerlerini değiştiriyorum. İkisini birlikte kesip diğer örmeden aldığım omuz üzerinden geçiriyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu 2 ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 2 düz. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İki düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Buraya geldiğimde tekrar artırma işlemini yapıp kol kısmına örüyorum. Kol kısmında bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırma yaptığım yere kadar. Evet, artırma yaptığım yere geldim. Artırmamı yapıp düz olarak örüyorum. Tekrar buradaki modelime uyguluyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını dola. Bir düz. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu ikisini birlikte sağa yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 2 düz. 1. 2. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlkini örmeden aldım. Diğer ikisinin yerlerini değiştirip kesiyorum. Örmeden aldım. Diğer üzerinden geçirdim. 2 düz örüyorum. Başını doluyorum. 1 düz. Bu tarafa geldiğimde ön için artırma yapıyorum. Başını doluyorum. Buradaki bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Arka kısmını hep aynı şekilde örüyoruz. Arka kısmını dediğim gibi örüp geliyorum. Evet, tekrar ön yüze geldik. Son sıramızda ördük modelimizin toplam 12 sıradan oluşan bir modeldi. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimi uyguluyorum. Evet arkadaşlar, rova kısmımızı bitirmemize 4 sıramız kaldı. Ön sırada 2, 2 sırada arkada olacak şekilde toplamda 4 sıramız kaldı. Burada göstereceğim detay olacağı için bu şekilde bıraktım. Toplamda 12 sıradan oluşan bir model. Bunu bu şekilde 4 kere tekrarlıyoruz. 4. tekrarımıza geldiğimizde 9. sırada bıraktım. Dediğim gibi 9. ve 11. sırada size göstereceğim ayrıntısı olduğu için göstermek için bu şekilde bıraktım size. Toplamda 4 kere tekrarlamış oluyoruz. Burada da toplamda 24 kere artırma yapmış oluyoruz. 24 kere artırma yaptığımızda burada 5 tane ilmeğimiz vardı. 29 ilmeğimiz oluyor. Ekstradan bu 2 sırada ikişer, yani birer tane daha ilmek artırarak toplamda 31 ilmek elde etmiş olacağız bu ön kısımda. Çünkü buraya 2 tane modelimiz geleceği için modelimiz ne yapıyordu? 15 ilmekten oluşuyordu. Bir de arasında bu modelimiz olacağı için
15-15-30, bir de ortasında bolca için 31 ilmekten oluşacak. Bunun için dediğim gibi birer tane daha ekstradan artırma yapacağız bu iki sırada. Bu şekilde gördüğümüz, baktığımızda 3 tane yaprağımız oluştu. 4. yaprağımız da bu şekilde. Buradan sonra beden ve kol ayrımlarını yapacağız bu iki sıradan sonra. Önde 2, arkada da 2, 4 sırada toplamda. Daha sonra beden ayrımlarına geçeceğiz. Hemen nasıl yaptığımı buraya da geçelim. Ne yapıyorum? Buradaki kenar patımı örüyorum. Artırma yaptığım yere kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan düz olarak örüyorum bu şekilde. Evet, artırma yaptığım yere kadar düz olarak ördüm. Artırma yaptığım yere geldim. Artırma yaptığım ilmeğimin hemen önünden şu şekilde şu aradaki teli alıyorum. Şöyle şime takıp düz olarak örüyorum. Bu şekilde ekstradan bir tane daha artırma yapmış oldum. Diğer artırmamı da örüyorum. Tekrar başını dolayıp diğer artırmamı da yapıyorum. Buradaki düz ilmeğimi ördüm ve başını dolayıp buradaki modelimle devam ediyorum. Başını doladım. 2 düz örüyorum. 2 düzden sonra 3'ünü birlikte kesiyorum. 2 düz. Başını dola. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını dola. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başını doluyorum. 1 düz. Bu şekilde 9. sıramızı da tamamlıyoruz. Bu artırma işlemini sadece ön patlarda yapıyoruz. Başka yerde yapmıyoruz. Ön taraflarda. Dediğim gibi ilmek sayılarımız istediğimiz sayıda olması açısından bu şekilde yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet, diğer kenara kadar modelimi uyguladım. Düz olan yerlerimi düz olarak ördüm. Modelli olan yerlerimi model olarak uyguladım. Bu kenarıma geldiğimde de bu kenarda da aynı şekilde ekstradan artırma yapacağız. Ne yapıyorum? Kendi artırmamızı yapıyoruz. Şimdilik başını doladım. Bir tane düz örüyorum. Bir tane düzümden sonra şuradaki diğerini örmeden önce hemen şuradan bir ilmek çıkarıyorum. Ve düz olarak örüyorum bu şekilde. Çıkarıyorum. Devam ediyorum diğer ilmeklerimi düz olarak örmeye. Bu şekilde arka kısımda da ne yapıyoruz? Hepsini ters örüyoruz. Sadece şu kenarlardakilerini düz örüyoruz. Bir de kenar patlarını düz örüp diğerlerini ters örüp geliyoruz. Ön yüze geldim ve son sırasına geldim. Son kez burada ekstradan artırmamızı yapıyoruz. Artırma yaptığımı örmeden önce hemen önündeki yerden ne yapıyordum? Şu şekilde bir tane ilmek çıkarıyorum. Şime takıp düz olarak örüyorum bu şekilde. Daha sonra diğer doladığımda örüyorum. Tekrar artırmamı yapıyorum bu şekilde. Bir düzüm örüyorum. Başını dolayıp modelimle devam ediyorum. Başını doladım bir düz. Başını doluyorum bir düz örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 11. sırasındayız modelimizin. Başını doluyorum. Bir düz. Tekrar başını doluyorum. Pardon, şurada. Kesme işlemini yaptıktan sonra bir düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu iki ilmeğimi savoy atacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 2 düz. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 düz, başını dola, bir düz örüyorum. 11. sıramı da bu şekilde yaptım. Bu tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Bu kenarda da son kez artırmamı yapıyorum. Daha sonra arkada da gördüğüm gibi örüp gelip ön yüze geldiğimde ayrımlarını yapıyoruz. Evet, yeleğimizin roba kısmını tamamladık. Önlerde 31 ilmeğimiz oldu. Şurada şu şekilde baktığımızda şuradan
Şu şekilde şurası 31 ilmekten oluşuyor. Buraya iki tane modelimiz gelecek. Kollar şu şekilde baktığımızda kol kısmına da 50 ilmek oldu. Arka kısımda da 64 ilmeğimiz oldu. Şimdi kolları ve beden kısımlarının yapılışını, ayrımını göstereceğiz. 12. sıramızı tamamladıktan sonra tekrar birinci modelle başlayacağız. Modelimizin tekrar kurulumuna başlıyoruz. Burada da iki tane model uygulayacağımız için kenardaki 7 tane ilmeğimi örüyorum. Kenar patımı 3, 4, 5, 6 ve 7. Kenar patımı ördükten sonra modelimin kurulumuna başlıyorum. Modelimin kurulumunu ne yapıyordum? Başını dolayıp başlıyordum. Burada nasıl yapmıştık? Bu kenarlarda iki tane bu şekilde yapmıştık. Bunları artırma yaptığım için bu şekilde kenarlarına koyduk. Buradan sonra bu şekilde değil de model iki modelimizin arasında olacak bu modellerimiz. Bu aradaki sadece iki modelimizin arasında olacak. Kenarlarında olmayacak. Bunun için burada bu şekilde bunu koymuyoruz. Direkt modelimize başlıyoruz. Başını doladım. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. İlkini örmeden aldım. Diğer ikisinin yerlerini değiştirip kesiyorum. 3. yolun üzerinden geçiriyorum. Başını doluyorum. 2 ilmeğimi şu şekilde sayacak şekilde kesiyorum. Başını doladım. 2 düz. 1, 2. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 düz örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. Birinci modelimi kurmuş oldum. Bu modellerimin arasında buradaki modelimizi uygulayacağımız için başını doladım. Ne yapıyorum? 1 düz örüyorum. Arka sırada da bu ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Başını doluyorum. Tekrar ikinci modelimin kurulumuna başlıyorum. 3 düz örüyorum. 2, 3. Başını doladım. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını doluyorum. 2 ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. Başını dola. 1, 2 tane örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğimi birlikte keseceğim. İki düz, bir, iki. Başını doluyorum. Bu şekilde ikinci modelimizi de kurduk. İkinci modelimizi kurduktan sonra tekrar buradaki model kısma geldik. Burada ne yapıyoruz? Bu yaprağımızın bir tanesini ön kısma katıyoruz. Bir tanesini de kol kısmına katacağımız için buradan devam ediyoruz. Yani yaprağımızın birini bir tanesini bu tarafa olacak şekilde örüyoruz. Başını doladım. Bu aradaki modelimi örüyorum. Aradaki modelimi ördükten sonra tekrar başını doluyorum. 3 düz, 1, 2, 3. 3 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Başını doluyorum. Bu ikisini bu tarafa doğru kesiyoruz. Evet, bu kesme yaptığımız ilmeğimiz de burada kol kısmına geçecek. Bunun için şu şekilde buradan düz olarak örüyoruz buradaki ilmeklerimizi. Kol kısmında 4 diş haroşa öreceğimiz için bu şekilde buradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi artık artırma eksiltme yapmıyoruz. Ayrımları yapıyoruz. Bunun için buradaki ilmeklerimizi ne yaptık? Düz olarak ördük. Bir tane yaprağımızın biri bu tarafa geçti. Ön bedene bir tanesi de kol kısmımıza geçti. Bu şekilde ayrımını yaptık. Devam ediyoruz. Diğer yere kadar bu şekilde kol kısımlarının ayrımını yapacağız. Kesim işlemlerini yapacağız. Daha sonra
Bedenle devam edeceğiz. Kolay olması açısından kolların yapımını göstereceğim. Daha sonra bedene geçeceğiz dediğim gibi. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Evet, diğer modelimin olduğu yere kadar düz olarak ördüm şu şekilde. Diğer modelime geldiğimde burada da aynı şekilde bir tane yaprağım kol kısmına gidecek. Bir tanesi de beden, yani arka tarafa gidecek. Bunun için şu şekilde şuraya kadar geldim, gördüğünüz gibi 9 tane ilmek daha katıyorum kol kısmına. 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Bu şekilde buraya da kattık kolumuza. Dönüyorum. Bu şekilde 9 tane buradan, 9 tane öbür taraftan. Toplamda burada 50 tane ilmeğimiz vardı. Kolda 68 tane ilmeğimiz oldu. Bu 68 ilmeğimizi önde ve arkada bu şekilde düz olarak örerek 4 diş haraşo örüyoruz bu şekilde. Daha sonra kol kısmının kesimine geçeceğiz. 4 sıra haraşomuzu ördükten sonra şu şekilde baktığımızda bir sıramız oluştu. Bu şekilde 4 sıra örüp geliyoruz. Evet, kol için 4 diş haraşomuzu yaptık gördüğünüz gibi. 4 diş haraşomu yaptıktan sonra kesme işlemini yapıyorum. Ön yüzdeyim. Bu şekilde örerek keseceğim. Bir örüyorum. Diğerini ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirerek kesme işlemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Diğerini onun üzerinden geçiriyorum. Bir tane ör. Diğerini onun üzerinden geçerek bu şekilde kesme işlemimi yapıyorum. Pardon. 68 tane ilmeğimizi bu şekilde keserek bitiriyoruz. Bu şekilde kesip geliyorum hepsini. Evet, kolumuzun kesim işlemini de yaptık. Kesimin işlemini de yaptıktan sonra kolumuzu birleştirip örgümüze devam ediyoruz. İğne iplik kullanmadan direkt bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Şu şekilde düz tarafı iç tarafta kalacak şekilde katlıyorum. Kolumu iki ucunu birleştiriyorum şu şekilde. Daha sonra şöyle alıyorum. Bir tığ yardımıyla bu ikisini birleştireceğiz. Şu şekilde bir tığ alıyorum. Tığıma taktım ilmeğimi ve hemen karşısındaki ilmeği batıyorum. Şu şekilde. Şöyle ikisini birlikte alıp bu şekilde düz olarak örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Hemen bir altındakine batıyorum şu şekilde. Hemen karşısındakini de aynı şekilde batarak ikisini birlikte bu şekilde alıyorum. Örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Hemen bir alttakine batıp onun karşısındakine batarak bu şekilde birleştirme işlemini yapıyoruz. Kasmaması için aralarında birer zincir çekiyorum bu şekilde. Bir zincir çektim. Bir zincir. Şurayı da şekilde alalım. Düzgün durması açısından. Burayı da birleştirelim. Bu şekilde alıyorum. Buradan battım. Bu taraftan da aynı şekilde batıyorum. Şu şekilde battım. Ve birleştirdim. Birleştirdikten sonra bu ilmeğimizi şimdiye takıyoruz. Şekilde şişime taktım. Döndürüyorum. Gördüğünüz gibi dikişsiz çok hoş durdu. Ve bu şekilde devam edip gidiyoruz. İlmeğimizi de taktık şişimize. Şekilde kolumuzu birleştirdikten sonra
Baktığımızda bu iki yaprağımızın birleşimi bir tane yaprak edeceği için şu şekilde bir tanesi bu tarafta, bir tanesi bu tarafta yaprağımızın gördüğünüz gibi. Buradan devam ediyorum yaprağımın yapılışına. Şu şekilde. Ne yapıyoruz? İki düz örüyoruz. Bir, iki. En başta ne yapmıştık birinci şeyde? Şu şekilde baştan göstereyim anlaşılır olabilmesi açısından. Yaprağımızı ne yapmıştık? Başını dolamıştık. Üç düz örmüştük. Başını dolamıştık. Üç ilmeğimizi birlikte kesmiştik. Başını doladık. Şu ilmeğimizi de taktığımız ilmeğimizi de sol tarafa kestiğimiz ilmeğimiz olarak kabul edelim. Hiçbir karışıklık olmasın. O ilmeğimizi o şekilde kabul ettik. Daha sonra iki düz örüyoruz. İki düzümüzden sonra ne yapıyoruz? Üç ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Şu şekilde. İki düz örüyoruz. Bir, iki. Başını doluyorum. Bir düz. Evet. Bu şekilde. Burayı da bu şekilde yaptıktan sonra şu şekilde göstereyim. Arka kısımla devam ediyoruz. Burası arka kısım. Burada da modelimizi uyguluyoruz. Modelimizi uygulamaya bu tarafta da başlıyoruz. Aynı şekilde bu aradaki modelimiz olacak. Diğer modelimize başlarken ne yapıyoruz? Başını doladık. 3 düz örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Daha sonra başını doluyorum. 2 ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 2 düz. 1, 2. 2 düzümden sonra 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 düz örüyorum. Başını doluyorum. Evet, birinci sıramızı kurmuş olduk burada. Başını doladım. Aradaki modelimizi yapacağız. Bir düz örüyorum. Bu aradaki ilmeğimiz. Bu aradaki ilmeğimizi arka tarafta da ne yapıyorduk? Düz olarak örüyoruz. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Bir iki sıra ördükten sonra zaten kendini belli ediyor. Bu şekilde önde ve arkada düz olarak örüyoruz bu ilmeğimizi. Başını doladım. Tekrar modelimi kuruyorum. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 düzden sonra başını dola. 3 ilmeğimi birlikte kes. Başını dola. 2 ilmeğimi sayacak şekilde kes. Başını doluyorum. 2 düz örüyorum. Daha sonra üçlü ilmek kesimi yapıyoruz. 2 düz. 1, 2. Başını doluyorum. İkinci modelimizi de kurmuş olduk. Arkada başını doladıktan sonra bu aradakini örüyorum. Bu ilmeğimizi ne yapıyorduk? Arkada da düz olarak öreceğiz. Üçüncü modele geçiyoruz. Başını doladım. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane ördükten sonra ne yapıyordum? Başını dolayıp üçlü ilmeğimi kesiyorum. Başını dola. İkisini birlikte sayacak şekilde kes. Başını dolayıp 2 düz örüyorum. 2 düzden sonra üçlü ilmek kesimi yapıyoruz. Bu şekilde. 2 düz. 1, 2. Başını doluyorum. Üçüncü modelimizi de kurmuş olduk. Aradaki ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeğim düz olarak ilerleyecek. Başını doluyorum. Dördüncü modele geçiyoruz. 3 tane düz örüyorum. 3 tane düzden sonra tekrar başını doluyorum. Üçlü ilmek kesimi yapıyoruz. Şu şekilde. Başını doluyorum. İkisini sayacak şekilde kestim. Başını doluyorum. 2 düz örüyorum. 2 düzden sonra üçlü kesim yapıyoruz. İki düz örüyorum. Evet, bu şekilde. Dördüncü modelimizi de kurduk.
Başını doluyorum. Bu aradakini ne yapıyoruz? Örüyoruz düz olarak. Burada yaprağımızın birine ne yapıyorduk? Bedene katacağız. Bir tanesini de kol kısmına katacağız bu taraftan. Bunu da hemen yapalım. Başını doladım. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Başını doluyorum. Üçlü ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Daha sonra başını doluyorum. Bu ikisini sağ tarafa yatacak şekilde kesiyorum. Bu kestiğim ilmek de dahil bu taraftaki ilmeklerimi ne yapıyorum? Buradaki modele kadar düz olarak örüyorum. Kol kısmını oluşturuyor çünkü bu taraf. Ne yapıyoruz? Buradaki artık modelimizi uygulamıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Çünkü kol kısmındaki haroşalı kısmı yapacağız. Diğer kolumuzu yapmıştık. Bu kolumuzu da aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde düz olarak örüyoruz. Evet, buraya kadar düz olarak ördüm. Buraya geldiğimde de ne yapıyorum? Buradaki yaprağımın birini ön kısma, birini de ne yapıyorduk? Kol kısmına geçeceği için şuradaki yere kadar yaprağımızın kol kısmına katıyoruz. 9 tane ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ilmeğimizi ördük. Dönüyorum. Arka sırada da aynı şekilde düz olarak örüyorum. Toplamda 4 sıra haroşa örüp geliyorum. Burayı da aynı şekilde. Evet, bu kolumuzda aynı şekilde 4 diş haroşa ördükten sonra kesme işlemini yapıyoruz. Bir tane örüyorum. Diğerini omuz üzerinden geçiriyorum. Örerek kesme işlemi yapıyoruz. Yani bütün ilmeklerimi bu şekilde kesiyorum. Daha sonra birleştirip devam ediyoruz. Bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Evet, bu kolumuzda kestikten sonra birleştirme işlemi yapıyoruz. Şu şekilde düz taraf iç tarafta kalacak şekilde ikiye katlıyorum. İki ucunu birleştiriyorum. Ve vitril yardımıyla birleştiriyoruz şu şekilde. Şöyle tutuyorum. Ne yapıyorum? Hemen karşısındaki ilmeğimi alıyorum. Şu şekilde. Ve ikisini birlikte bu şekilde birleştiriyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen bir altındakine bu şekilde ikili battım. Karşısındakine de aynı şekilde batarak örüyoruz. Birleştirdik. Bir zincir çekiyoruz. Devam ediyorum. Bir alttakine battım. Karşısına da batıp birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir alta battım. Zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. Bir alta batıyorum. Birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şurada da bir birleştirme yapmak istiyorum. Düzgün durması açısından. Şu şekilde alıyorum. Şu ikisini bu taraftan aldım. Şöyle. Şuradan da bu şekilde alıp birleştiriyorum. Şuradan tenimiz çıkmış. Birleştiriyorum ve bu ilmeğimi şişime takıyorum. Bu şekilde şişimize taktık. Döndürüyorum bunu. Şu şekilde baktığımızda gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor.
Devam ediyoruz. Bu şekilde düzelttik. Evet. Burada ne yapıyorduk? Bu iki yaprağımızı birleştiriyoruz. Bir model oluyor. Ne yapmıştık? Şuradan itibaren başlıyorduk modelimize. Başını dolamıştık. Üç düz örmüştük. Başını dolamıştık. Üçünü birlikte kesmiştik. Başını dolamıştık. Bu ilmeğimizi de ne yapıyoruz? Taktığımız ilmeğimizi de sağ tarafa doğru kestiğimiz ilmeğimiz olarak farz ediyoruz. Yani hiçbir karışıklık olmadan ilmek sayılarımız aynı sayıda kalıyor. Kestiğimiz ilmeğimiz olarak kabul edip örgümüze devam ediyoruz. Başını doluyorum. İki düz örüyorum. Bir, iki. İki tane ördükten sonra üçlü kesim yapıyoruz. Üçlü kesimimi yaptıktan sonra iki düz. Bir, iki. Başını doluyorum. Modelimi, bu iki modelimi birleştirmiş oldum gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Burada da modelimizi uygulayacağız. Bu aradaki modelimiz oluyor. Başını doladım. Bir düz. Tekrar başını dolayıp modelimi tekrar kuruyorum. Ne yapıyorum? Üç düz. Bir, iki, üç. Üç tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. Üçlü kesim yapıyorum. Başını doluyorum. İki ilmeğimi şekilde sağ yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. İki düz. Bir, iki. İki düzden sonra üçlü kesim yapıyorum. İki düz. Bir, iki. Başını doluyorum. Bu aradaki modelim olacak. Onu da düz olarak örüyorum. Arkada da aynı şekilde düz olarak örüyoruz bu ilmeğimizi. Şuradaki ilmeğimiz gibi olacak bu aralardakilerde. Devam ediyorum. Önde ikinciyi kuruyoruz. Başını doladım. Üç düz örüyorum. İki, üç. Üç tane düzümü ördükten sonra tekrar başını dolayıp üçlü ilmeğimi kesiyorum. Başını doluyorum. İki ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum. Tekrar başını dolayıp iki düz örüyorum. İki düzden sonra üçlü kesim yapıyorum. Üç ilmeğimi birlikte keseceğim. İki düz. Bir, iki. Başını doluyorum. Artık burası kenar kısmımızı oluşturuyor. Burası da neydi? Kenar patlarımız. Ben iliklerimi 12 sırada bir koydum. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu sıradan sonra bir dahaki geldiğimizde de tekrar iliğimizi açacağız. Bu şekilde dönüyorum. Arka yüzdeyim. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar patım olduğu için. Bu şekilde. Daha sonra ne yapıyorduk? Modellerimin arasında birer tane ilmeğim vardı. O birer tane ilmeği arka tarafta da aynı şekilde düz olarak öreceğiz. Bunu şu şekilde de ayarlayabiliriz. Kenar patımı ördükten sonra 15 tane ilmek ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Modelimiz 15 ilmekten oluştuğu için 15 tane ilmeğimizi ters ördükten sonra şu aradaki ilmeğimizi, bir tane ilmeğimizi ne yapıyorduk? Düz olarak örüyoruz. Düz olarak ördükten sonra tekrar aynı şekilde 15 tane ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane ilmeği ters ördükten sonra tekrar aradaki modele geldik. Ne yapıyoruz? Düz olarak örüyoruz gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Aynı şekilde 15 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 ve 15. 15 tane tersimi ördüm. 16. geldiğimde düz olarak örüyorum şu şekilde. Tekrar aynı şekilde 15 düz, ters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pardon, şurada 15. Burada ne yapıyoruz? 16.'yı düz olarak örüyoruz bu şekilde. Devam ediyorum. İlk sırada bu şekilde yaptıktan sonra diğer sıralarda zaten kendini belli ediyor. Ona göre arkada ve önde düz olarak örebilirsiniz. Dediğim gibi ilk sırayı bu şekilde sayarak yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla yapabilirsiniz. 15 tane ördük. Buraya geldik. Bir düz. Devam ediyorum. Arka sırayı hep bu şekilde yapıyoruz. Aralardaki birer tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Diğerlerini ters olarak örüyoruz. Bunu da düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz hepsini. Evet arkadaşlar, yeleğimizin roba kısmını hallettik. Daha sonra kollarını yapıp birleştirdim. Daha sonra beden kısmına geçtik. Beden kısmında ne yaptık? İlk sırada modelimizi kurduk. Kurduktan sonra devam ediyoruz. Hep bu şekilde ilerliyor. 12 sıradan oluşan bir model. İlk sırasını ördük. İkinci sırasında ters yüzde ördük. Üçüncü sırasındayız. Bu modelimde, bu sıramı da göstermek istiyorum. Anlaşılır olabilmesi açısından. Artık modellerim yan yana geldi. Ne yapıyorum? Kenar patımı örüyorum. 7 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenar patımı ördükten sonra 3. sıramdayım. Başını doluyorum. 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düzümü ördükten sonra başını doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu şekilde. Üç ilmeğimi birlikte kestikten sonra başını doluyorum. 2 düz örüyorum. 2 düzümden sonra 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. 2 düz örüyorum. Başını doluyorum. Şu aradaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu aradaki modelim. Artık modellerim yan yana geldi. Bu şekilde devam ediyorum. Hemen başını doladım. 5 tane düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. 5 tane düzümü ördükten sonra tekrar başını doluyorum. Üçlü ilmek kesimi yapıyoruz. Şu şekilde üçünü birlikte keseceğiz. Başını doluyorum. 2 düz örüyorum. 2 düzden sonra tekrar üçlü kesim yapıyoruz. İki düz, başını dola. Evet, hemen yanındaki ikinci modelimizi de yaptık. Üçüncü sırasındayız. Başını doladıktan sonra bu aradaki ilmeğimizi örüyoruz düz olarak. Devam ediyorum yan taraftaki modelimize tekrar. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzümü ördükten sonra başını doluyorum. Üçlü kesim yapıyorum. 3 ilmeğimi birlikte keseceğiz bu şekilde. Başını doluyorum. 2 düz. 1, 2. Tekrar üçlü kesim yapıyoruz. 3'lü kesimimi yaptıktan sonra şu şekilde 2 tane düz örüyorum. 1, 2. Başını doluyorum. Buradaki
Düz ilmeğimizi örüyoruz. Buradaki modelimizde yaptık. Devam ediyoruz. Aynı şekilde modelimizi uygulamaya. Sıra sonuna kadar bu şekilde modelimizi uyguluyoruz. Başını doladım. Üçüncü sırasındayım. 5 tane düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Üçlü ilmeğimi kesiyorum. Tekrar başını dolayıp 2 düz örüyorum. 2 düzümden sonra üçlü kesim yapacağız. İki düz örüyorum. Başını doluyorum. Bu aradaki düz ilmeğimizi örüyoruz bu şekilde. Bu şekilde toplamda 10 tane modelimiz oldu yan yana. Şişimizde toplam 171 ilmeğimiz var. Bu şekilde modelimizi uyguluyoruz sıra sonuna kadar. Bu kenara kadar modelimi uyguladım ve geldim. Başını doluyorum. Burada artık ilmeğimizi açacağız. Çünkü bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıram olmuş. Artık ilmeğimizi açabiliriz. Bir tane düz örüyorum kenar patımdan. Daha sonra ne yapıyordum? Bu ikisini şu şekilde sayacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Buradaki 4 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Dönüyorum. Arka kısımdayız. 7 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kenar patım olduğu için. Bu şekilde. Daha sonra 15 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 16. ilmeğimize geldiğimizde ne yapıyoruz? Düz olarak örüyoruz. Şu şekilde baktığımızda zaten belli oluyor ilmeğimiz, gördüğünüz gibi. Önde ve arkada düz olarak örüyoruz. Her 15 ilmekten sonra 16. ilmeğimizi düz olarak örüyoruz arka sırada. Şu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. İlk 1-2 sırayı yaptıktan sonra zaten saymanıza da gerek kalmadan ilmekleriniz belli olacaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu önceden gelen bir ilmeğimiz olduğu için şu şekilde baktığımızda arkada da belli oluyor. Düz olarak örüyoruz bu ilmeğimizi. Diğerlerini ters. Evet, yeleğimizin 4. sırasında arka sırasını ördük geldik ve 5. sırasındayız. Bu şekilde modelimizi uygulayarak 12 sıradan oluşuyor. Dediğim gibi modelimiz 12 sıra ördükten sonra tekrar 1. sıradan başlıyoruz. 12. sıraya kadar örüyoruz. Bu şekilde modelimizi tekrarlayarak ilerliyoruz. Dilediğimiz boyuta gelene kadar beden kısmını bu şekilde örüp geliyoruz. 12 sırada bir de ileğimizi açmayı unutmayalım. Bu şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar, yeleğimizin beden kısmını da tamamladım. Beden kısmında toplamda 7 kere modelimi tekrarladım. Bu şekilde beden kısmını tamamlamış oldum. 7. tekrarımın son sırasına, yani 11. sıramız gittikten sonra 12. sıraya geldiğimde arka kısma denk geliyor 12. sıram. 12. sıramda artık yeleğimizin alt lastik kısmını yapmaya başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hemen arka kısımda bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Artık modelimizi yapmıyoruz. Modelimiz bitti. Lastik kısmına geçtiğimiz için 11. sırada modelimi uyguladım. Arka sıradayım. 12. sıraya geldiğimde bütün ilmeklerim bu şekilde sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan hepsini düz olarak örüyoruz.
Evet, bu şekilde hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Evet, ön yüze geldik eleğimizin. Gördüğünüz gibi bir diş haroşam oluştu. Ön yüzde de aynı şekilde ne yapıyorduk? Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Artık lastik kısmını yaptığımız için haroşa kısmını yapıyoruz ileğimizin. Bu şekilde arkada ve önde düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi arkada ve önde düz olarak örüyoruz. Bu şekilde lastik kısmını da tamamlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir diş haroşam oluştu. Bu şekilde lastik kısmını örüp geliyorum. Evet, yeleğimizin lastik kısmını da tamamladım. Toplam 6 sıra haroşa ördüm. Şu şekilde baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra haroşamı ördükten sonra kesme işlemini yapıyoruz. Yeleğimiz bitiyor bu şekilde. Örerek kesme işlemi yapıyoruz. Bu şekilde. İlkini alıyorum. Diğerini örüyorum. Örmeden aldığımı üzerinden geçirdim. Örüyorum. Örmeden aldığım üzerinden geçip kesme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde. Bir tane örüyorum. Diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir tane ör. Diğerinin üzerinden geçir. Bu şekilde sıra sonuna kadar kesme işlemini yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde sıra sonuna kadar kesmemizi yapıyoruz. Evet, yeleğimizin en son lastik kısmının da kesme işlemini yaptıktan sonra şu şekilde örerek kesmiştik hepsini. Sıra sonuna kadar bu şekilde kesme işlemimizi yaptık ve bu şekilde yeleğimiz bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi harika bir yelek oldu. En son düğmelerimizi dikerek yeleğimizi tamamen bitirmiş olacağız. Ben düğmelerimi de dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, yeleğimin düğmelerini de diktim. Bu şekilde düğmeler kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde düğmeler kullanabilirsiniz. Düğmelerimi de diktikten sonra yeleğim tamamen bitmiş bulunmakta. Harika bir yelek oldu. 2-3 yaşa rahatlıkla olabilecek bir yelek. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.